Herkese günaydın. Karım, ne yapıyorsun anneciğim? Sen ayakta mı durmaya başladın? Biraz daha dur. Hop. Hop. Hop yaptık. Hop yaptık. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel. İstemiyor musun? İstemiyor musun? Karan. Gel. Sana kalk bakalım. Efendim. Olur. Yok mu ekmek? Alayım mı? Gidip alıp geleyim. Tamam, ekmek alayım. Gidelim mi Karan? Ekmek almaya gidelim mi aşkım? Hadi gel gidelim markete. Fırına gidelim hadi. Hop. Hop. Gidiyoruz. Onu da götürüyorum. Bir hava alsın. Fırın bana çok yakın. Onun da giyimleri çok güzel. Sabahları taze taze çıkıyor. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Çıkalım. Çok güzel, güneşli bir gün. Bugün oğlumu parka götüreceğim. Uyusun, uyansın. Parka gidelim. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Peynir, başka abi. İki de simit, başka abi. Yok, simit bir. Çal bakalım kapıyı. Hadi kapıyı çal. Çal kapıyı teyze açsın. Aferin çal. Biz geldik. Biz geldik. Ekmeğimizi aldık geldik. Ay. Ah. Ah. Geldik. Aa teyzesi. Ay yoruldum. Pastıra vardı. Baget aldım. Normal ekmek yoktu. Ekmeklerimizi alalım. Kahvaltımız da hazır. Menemen de yapmış. Abla! Buranın ekmeği çok güzel. Baget. Taze. Ama bu da çok yediriyor. Bak bir kere yiyeceksin. Sabah kahvaltısı. Menemen ekmeksiz olmuyor. Çok koymuşsun bana. Ekmeksiz ya. Ekmeksiz de bitmez ki menemen. İşlerimizi halledip yemeğimizi yap. Parka gidelim. Hı hı. Büyük parka gidelim ama. Hı hı. Tıkır tıkır. Karan. Bak. Reklam çıktı. Hı? Ham yap, ham yap kara. Yok onun karnı tok. Sana salatalık vereyim mi annem? Al. Ekmek? Sana galiba istediğin bölümü gelmediği için ama değil.
Çok güzel. Al. Beğenmedim bu sefer. Hem köşeden ye bak. Domatesten herhalde. Domates istediğim gibi olmamış. Sera ya. Sera domatesi olduğu için. Elle böyle ağzına yemek verdiğin zaman seviyor. Bak. Elini yapayım mı onu? Dur annem dur. Neden elini sokuyorsun Karan yemeklere? Dün para çekerken kartım bloke oldu. Şimdi de o kartla gittim ya fırına. Hı-hı. Ödeyemedim. Niçin? Kartıma bloke gelmiş. Açtırmam lazım. Ne dedi? Sonra dedim sonra vereyim tamam dedi. Çok kalabalıktı. Bugün pazar. Kuyruk vardı. Vereyim mi sana ekmek? Orada kahvaltı da ediyorlar ya. Hı-hı. Börek de oluyor mu orada? Her şey var. Açık büfe. Serpme kahvaltı. Kendin alıyorsun. Hayır canım onlar getiriyor. Yani şey her şey var. Bugün çok güzel olmuş. Yo diğer yaptıkların daha iyi. Vereyim mi ekmek? Karan uyudu. Hızlıca bir temizlik yaptım. Şimdi temizliğe biraz ara verip bir kahve yapıyorum. Kahve sade mi, şekerli mi, nasıl içiyorsun? Sadeyim. Biz bayağıdır kahve içmiyoruz. Fırsat bulamıyoruz ki Karan'dan. Bir de Nescafe'ye alıştım ben. Geç hep saatte. Elim sütlü Nescafe'ye gidiyor. Geç saatte kahvaltı yapıyoruz, sonra çay, sonra karanlık. Günümüz çaycıyız ama kahve. Dışarıda çıkarsak benim aklıma kahve geliyor. Yanlış bir şey takmışım. Odayı hallettim. Bir salonu süpüreceğim. Burayı süpüreceğim. Yemeklerimiz de hazır. Eline sağlık. Ben de namaz kılarım. Sonra çıkarız. Tamam. Karan uyansın. Hazırlanıp gidelim. Hava mı çok sıcak? Ben mi çok evde iş yaptım diye böyle bir hararet yaptım. Hava da ısındı. Sen de ben bir iş yap. Bol kepekli. Soda içersen. Olabilir. Şunu kendime alayım. Al şu bol köpüklü. Teşekkür sana ablacığım. Afiyet olsun. Şunu da şöyle alacağım. Şu
tepsiye şöyle çekiyorum. Fincanlar ne kadar güzelmiş. Nereden fincanlarımı aldım? Geçen sene almıştım ama çok az kullandım. Bardaklar da çok güzel. Şeyden almıştım, Portland'dan almıştım. Kadehleri English Home'dan almıştım. Evet, güzeller fincanları. Ben de beğenerek aldım. Şimdi var mı da bilmiyorum. Belki vardır yine. Çok şıklar. Evet, koltuğun kahvemiz de biter. Ben işimin başına döner. Şuraları da böyle gidelim. Karan uyanmadı. Aynen, ışığı açık kalmış. Hadi tamamız. Akşamüstünü aldın mı? Aldım aldım. Bunlar kesin. Hadi. Hadi gidelim bakalım. Biz evden çıktık, parka gidiyoruz. Bizim burada çok güzel büyük bir park var. Burası bence İstanbul'un en güzel parkı. Hem yürüyüş alanı var, piknik yerleri var, mesire alanı var. Hafta sonları fırsat bulursak, biraz uzak ama gidiyoruz oraya. Kısıtlı günlerde de küçük olan yakın parka gidiyoruz. Ayaklara bak ya, şu bacaklara bak. Bak orasıyla oynuyor, oynamaz. Hep dururdu, şimdi o ikisini çekiyor herhalde öndeki koruma bandı. Ayaklar da mutluluktan. Evet. Nasıl, beğendin mi burayı? Harika bir park. Tertemiz, mis gibi. İlk kez bu kadar güzel bir park görüyorum ben. Burada... Buranın bakımı çok güzel. Kim ilgileniyorsa çok güzel ilgileniyor. Evet. Buranın belediyesi gerçekten güzel çalışıyor. İzmir'de böyle bir yer yoktur. Yeşil yok zaten İzmir'de. Değil mi? Kurutmuşlar her yeri. Evet, her yer kurutmuş. Yeşil olmaz. Zaten binalardan yeşile hasret kaldık. Aslında buranın çoğaltılması lazım. Böyle her semtte bir tane böyle parkın olması lazım. Belediye ile alakalı oluyor. Evet. Güzel çalışan bir belediye. İnsanların yoğun iş gününden arınıp hafta sonu böyle kendini bir yeşile atmak için. Özellikle de bu yeşil pandemide çok arandı. İnsanlar ağaç, çiçek çok az. Evlere tıkılı kalınca. Kıymetini anladı. Kıymete bindi böyle yerler. Evet. Bugün biz burada oturmaya yer bulabilecek miyiz acaba? Normalde böyle değildi ya. Sıcaklar da çökünce. Pandemi de bitince. Ne yapalım? Biraz karanlık parkta etrafa baksın. Sonra kafe kısmında otururuz olmazsa. İleride. Sen oturamıyorsun ya, o yüzden dedim. Yine biraz ortada otururuz. Sonra biraz yürüyüş yaparız. Top. Karan, bak top. Görüyor musun topu?
Abiler top oynuyorlar. Buna biz çorba yapmadık ya. Bugün o bu aç haneli yemeği de bilmediği için o tavukla bulguru yiyemedi. Buna hemen bir çorba. Vereyim mi aşkım? Mama yaptın ya, yemedi sabah. Maması da yarım kaldı. Zaten bütün mamalar hep çöpe. Gelmiş. Gezdin mi karım? Biraz daha mı gezeceğim? Ya karın evde çiçekleri yoluyorsun ya annem. Bunları da yol hadi. Yol bakayım. Otları yol. Eve geldik, yemek yedik, karanı uyuttum. Şimdi de çay demledik, ablamla çay içiyoruz. Ben Netflix'i açacağım. Cem Yılmaz'ın son gelen filmini merak ediyorum, dizisini. Onu izleyeceğim. Ablam da Kuşum Aydın'ın storylerini izliyor şu an. Tesadüfen gördüm. Birkaç aydır takip ediyorum Kuşum Aydın'ı, annesiyle olan diyaloglarını. Ne kadar zarif, düzgün insanlar. Çok hoşuma gidiyor annesinin, kendisinin konuşmaları. Hayat dolu birisi Aydın. Ben de Aydın'ı yaşlı severim. Yaşlı bir kadın ama çok zarifler. Konuşmaları çok nazik. Çok hoşuma gidiyor. İzleyince mutlu oluyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.